Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş. Multiplex PCR testinden bahsedeceğiz. Çok yeni bir test değil aslında, çok uzun yıllardır kullanılıyor ama özellikle son zamanlarda cinsel yolla bulaşan hastalıklarda ve kolik prostatitlerde kültürle ya da normal konvansiyonel dediğimiz uyguladığımız tetkiklerle tanı konulamayan hastalarda oldukça fazla çalışılmaya başlandı. Bununla ilgili bahsedeceğiz. Şimdi bu testteki amaç şu: patojenin, yani etken maddenin kendisine bakılmıyor. DNA'sına veya RNA bakterisi ya da virüsü, ona bakılıyor. DNA'sı ya da RNA'sı araştırılıyor. Temel mantık bu. Tek seferde çok sayıda patojen bakılıyor. Bu ne demek? Şimdi bir kişinin akıntısı varsa, cinsel yolla bulaşan bir rahatsızlık kapıttı, akıntısı varsa biz o akıntıdan işte bir akıntıdan İşte bir bakteri bakıyoruz, idrarından başka bir bakteri bakıyoruz, bir de akıntı alıyoruz, kültür bakıyoruz. Bunların hepsi birazcık tabii zaman alıyor, çıkması da zaman alıyor. Burada sadece akıntıyı alıp gönderdiğimiz zaman bütün o bakterilerin, virüslerin her şeyine aynı anda bakılabiliyor. Bu bir avantaj tabii. Nelere bakıyoruz? İşte mikoplazma, uyoplazma, trikomonas, naysiye, klamidya, yani bel soğukluğu, sifilis, kadınlardaki vajinal enfeksiyonun en çok sebebi olan trikomonas, bunların hepsine bakılıyor ve aynı anda bakılıyor. Bu gerçekten oldukça büyük bir dezavantaj. Çok az miktarda patojen olsa bile bu test yakalıyor. Yani kültürlerde şöyle bir sorun var ya da mikroskopta şöyle bir sorun var. Eğer mesela klamidyanın şeyi çok fazla değilse, patojen çok fazla değilse bazen kültürde yakalanamayabiliyor. Üreme olmuyor ama burada çok az sayıda bile olsa, mesela klamidya çok az sayıda bile olsa hastalık pozitif olarak tanı veriyor. Nereden bakılıyor? Akıntı, vajinal ve üretral kültür. Yani cinsel ilişkiden sonra, şüpheli cinsel ilişkiden sonra akıntınız var ise vajinal ya da penis ucundan bu akıntını alıp gönderip bakılabiliyor. Daha önemlisi ön idrardan bakılabiliyor. Neden ön idrar önemli? Çünkü cinsel yolla bulaşan hastalıklarda bahsetmiştim. Birçok kişi şüpheli cinsel ilişkiden sonra genellikle şikayeti ortaya çıkmıyor, taşıyıcı oluyor. İşte bu test özellikle taşıyıcıların ortaya çıkarılması için oldukça etkili test. Sadece idrarın ilk akan 10-15 mililitre kısmında bunların hepsine aynı anda bakılabiliyor. Genelde aynı gün sonuç veriliyor ya da ertesi güne kalıyor. Yani kültürlere göre, kültürler bazen bazı kültürler 15-20 günde çıkıyor. Kültürlere göre gerçekten çok kısa sonuç verebiliyor. Tabii bunlar avantajlarıydı. Dezavantajı ne? Teknolojik bir yöntem. Tabii ki pahalı bir yöntem. Bunların hepsine bakarsanız oldukça maliyeti olan bir yöntem. Sadece patojen var mı yok mu diye araştırıyor. Burada antibiyotik belirleme yok. Yani biz mesela bir akıntı var, akıntıdan örnek aldık. Evet, orada diyor ki klamidya var diyor kültüründe ve aynı zamanda da şu bakteri, şu antibiyotiğe duyarlı diyor. Ama bu testte böyle bir antibiyotik duyarlılık çalışması yapılmıyor. Sadece bakteri var mı yok mu onun çalışması yapıyor. Bu da bir tekrarlayan hasta olanlarda, yani antibiyotik verip tekrar olanlarda bence bir handikap, bir durum. Yeni bir yöntem mi? Yani bu özellikle yeni bir yöntem gibi algılanıyor. Yeni bir yöntem değil. Burada ben bir çalışma buldum. Burada 1990'lı yıllarda bile yapılıyor bu testler ama gördüğünüz gibi 2015'e kadar bu multiplex PCR ile ilgili çok fazla çalışma yapılmış. Peki neden artıyor? Cevap çok basit. Çünkü teknoloji ilerliyor ve ucuzluyor. Yani hepimizin bildiği gibi teknoloji ilk çıktığı zaman çok pahalı oluyor. Rutin uygulamaları zor oluyor. Ama daha sonra teknoloji ilerledikçe gerçekten hem daha ucuzluyor hem de uygulanabilir oluyor. Ama ucuzlamış olmasına rağmen bence yine de oldukça pahalı. Evet, ben şimdi derseniz ki hocam siz multiplex PCR testini kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyorum ama herkes de kullanmıyorum. Kullandığım birkaç yer var. Bunlardan bir tanesi, özellikle kişiler geliyor işte hocam benim şüpheli cinsel ilişkim oldu ama şikayetim yok, ne yapalım? İşte bunlarda acaba taşıyıcı mı, hastalığı var mı yok mu diye şikayeti olmayan kişilerde bu PCR tekniğini kullanıyoruz. İkinci kullandığım kronik prostatitli hastalarda bazen bakteriyi saptamamız zor oluyor ki çoğu hastalarda da bakteriyi saptayamıyoruz. Ama bakıyoruz işte idrarda ya da
prostat sıvısında bol miktarda iltihap hücresi var. O bunun karşılığında bir bakteri yok. İşte onlar da bu multiplex PCR testini ben mutlaka kullanıyorum, istiyorum. Genellikle işte daha önce anlatmıştım 4 kap testimiz var. Önce onu yapıyoruz. Eğer ona rağmen bir şey saptayamıyorsak ve aslında şikayetleri devam ediyorsa gerçekten o zaman bu testi kullanmakta fayda var. Tedavinin takibinde kullanalım mı? Bu ne demek? Yani siz klamide bunu yaptınız ve atıyorum klamide trachomatis pozitif geldi. Buna antibiyotik tedavi verdiniz. Acaba hastalığı tamamen yok ettik mi diye bir süre sonra tekrar bakılabilir, yani tekrar bakılıyor. Ben çok fazla tercih etmiyorum ama özellikle dirençli hastalarda, yani arka arkaya enfeksiyon geçiren hastalarda bu yöntemi de kullanabiliyorum. Multiplex PCR testi uygun şekilde, uygun zamanda kullanılırsa gerçekten hem çok teknolojik, hem çok hızlı sonuç veren, hem de çok iyi bir laboratuvar yöntemidir. Ben dediğim gibi bu hastalarda kullanıyorum. Teşekkür ederim.